Ve tekrar öğretmenlerimizin günüyle devam edelim. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki bazı okulları ziyaret eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, öğretmenlere kalem, okul için Türk bayrağı ve beden eğitimi dersleri içinse okullara spor malzemeleri hediye etti. Abi ben iki tane tabii. 24 Kasım Öğretmenler Günü Ceylanpınar'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda Mehmet Akif Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu Öğretmenler Günü programıyla başlayan etkinlikler okul ziyaretleriyle devam etti. 2009 yılında şehit edilen Ceylanpınarlı öğretmen Cumai Biş'in isminin verildiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçildi. Şehit öğretmenin babası Sabri Biş'in de hazır bulunduğu programda ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe, belediye başkanı Menderes Atilla, ilçe milli eğitim müdürü Ahmet Kılıç, okulun isminin değişmesi dolayısıyla kurdele kesti. Öğretmenler Günü dolayısıyla Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Mehmet Akif Anadolu Lisesi, Selahattin Eyyubi Lisesi, Alparslan İlkokulu ve İMKV Ortaokulu'nu ziyaret etti. Başkan Atilla, okul için bayrak, beden eğitimi dersleri için spor malzemeleri, öğretmenlere kalem hediye etti. Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Atilla, Öğretmenler Günü'nü kutladı. İnşallah her günümüz böyle mutlu ve güzel olur dedi. Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamış oluyoruz. Okullarımıza beden eğitimi yapan öğrencilere top hediye ediyoruz. Okul müdürümüze bayrak hediye ediyoruz. Bir de fidanlarımızı götürüyoruz. Ağaç fidesi dikiyoruz. İnşallah günümüz her zaman böyle mutlu ve güzel olsun. İnşallah birlik, beraberliğimiz, kardeşimiz daha... Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Öğretmenler Günü sebebiyle bazı okulları ziyaret etti. Öğretmenlere kalem, okul için Türk bayrağı ve beden eğitimi dersleri için de spor malzemesi hediye etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü Ceylanpınar'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda Mehmet Akif Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu Öğretmenler Günü programıyla başlayan etkinlikler okul ziyaretleriyle devam etti. Daha sonra 2009 yılında şehit edilen Ceylanpınarlı öğretmen Cuma İbiş'in isminin verildiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçildi. Şehit öğretmenin babası Sabri İbiş'in de hazır bulunduğu programda ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe, belediye başkanı Menderes Atilla, ilçe milli eğitim müdürü Ahmet Kılıç, okulun isminin değişmesi dolayısıyla kurdele kesti. Öğretmenler Günü dolayısıyla Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Mehmet Akif Anadolu Lisesi, Selahattin Eyyubi Lisesi, Alparslan İlkokulu ve İMKB Ortaokulu'nu ziyaret etti. Başkan Atilla okul için bayrak, beden eğitimi dersleri için spor malzemeleri, öğretmenler için kalem hediye ederken ayrıca okullarda öğrencilerle birlikte fidan dikti. Başkan Menderes Atilla tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamış oluyoruz. Okullarımıza beden eğitimi yapan öğrencilere top hediye ediyoruz. Okul müdürümüze bayrak hediye ediyoruz. Bir de fidanlarımızı götürüyoruz. Ağaç fidesi dikiyoruz. İnşallah günümüz her zaman böyle mutlu ve güzel olsun. İnşallah birlik, beraberliğimiz, kardeşimiz devam etsin diyoruz. Bugün Öğretmenler Günü olduğu için birkaç tane okulu gezdik, ziyaret ettik. Sizin okulunuza da geldik. Müdürümüzü, öğretmenlerimizi de sizlerin huzurunda onların Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun.